En az 5-6 yıl bizi yukarı taşıyacak bir trendin devam etme ihtimalinin çok yüksek olasılık olduğu ve bizim planlamalarımızı ona göre yapmamız gerektiği ve endekste 300-310 dolarların bu seviyelerin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta konuşuyoruz. İşte küçük yatırımcıya bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz bu yöntemlerle. Yani şimdi burada çok edebiyat yapmaktan ziyade politika yapmaktan ziyade ben kesin sonuçları seviyorum. Yani böyle orası kırılırsa buraya gider, burası düşerse düşüş başlar. Yani beni gerçekten yoruyor bu tarz konuşmalar. Burada bizim büyük resme hep odaklanmamız gerekiyor. Yani kırarsa şu olur, bu olur. Yok öyle bir şey. Yani 10 yıllık trend kırıldı mı bunun en az 3-4 yıl devam edeceğini sizin öngörebiliyor olmanız gerekiyor. Çok özel ülkeyle ilgili bir durum olmadığı sürece bu genelde hep böyle olur. Ve dolar bazında kırılan trendler, dirençler, TL bazında kırılan dirençlere göre çok daha değerlidir. O yüzden bunların hepsini değerlendiriyoruz ve 2022 yılındaki 10 yıllık trendin kırılıp 2023 yılının başlarına kadar ne kadar ciddi bir zirve oluşturduğunu lütfen hatırlayalım. 2022 yılında başlayan o yükseliş, o düşüş trendinin kırılması. Yani gerçekten geçmişe yönelik hatırlarsak, keşke hatırlayabilsek, böyle bizim arkadaşlarımız hazırlayabilse, oradaki konuşma anlarını yakalayabilseler, gerçekten çok güzel olacak. Çünkü oradaki konuşmaların bir benzeri şimdi tekrar gündeme gelecek. Yani burada endekste üçüncü dalga yükselişini biz yaşamaya başlayacağız. Bunu hayata geçirecek bir sürü Türkiye ile ilgili gelişmeler var Seda. Örnek veriyorum, kredi derecelendirme şirketlerinin yapacağı Türkiye ile ilgili not artırım hamleleri. Diğer taraftan Türkiye'nin giderek iyileşen makroekonomik göstergeleri, Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politikalar, bunlar gerçekten çok değerli gelişmeler o ülke için. Şimdi bunların yaşandığı bir ortamda aslında çok büyük profesyonel fon yöneticilerinin arayıp da bulamadığı ortamlar. Bunu özellikle yani bu koşulların yeni yeni oluşmaya başladığı ülkeleri bulmak gerçekten uzmanlık işi ve bunlar yani bu koşulları artık Türkiye çok net bir şekilde sağlamaya başladı. Ve önümüzdeki süreçte Türkiye'nin burada ekonomik anlamda, makro ekonomi anlamında çok daha önünün açık olduğunu biz öngörebiliyoruz. Enflasyon evet yüksek ama bunun Haziran özellikle de Temmuz ayından sonra çok daha hızlı bir şekilde düşebileceğini yani bunu zaten öngörebiliyoruz. Yani bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Çünkü veriler bunu gösteriyor. Baz etkisi ve artık yavaş yavaş yaz aylarına girmemiz, bizim dış finansmana ulaşma konusundaki ülkenin atmış olduğu adımlar. En son mesela İslam Kalkınma Birliği'nden ciddi bir Türkiye'nin sağladığı bir finansman var. Yani 6 milyar doların üzerinde yanılmıyorsam. Dünya Bankası Türkiye'ye sağladığı desteği iki katına çıkarttı. Yani burada aslında farkında olmadan, çaktırmadan
Türkiye ile ilgili çok ciddi adımlar atılıyor. Ve bunları yaşanırken yani bizim şunu göz ardı etmememiz lazım. İşte endekste diyoruz ya, yani kurguladığımız o algoritma aslında yaptığımız her şeyi teyit etmeye başlıyor. Örneğin ilk birinin Elliot birinci dalgasını ilk bu piyasada konuşanlardan biriyiz. Daha birinci dalga başladı. Sonra Hatırlıyorum. ikinci Yayını düzeltme bile dalgası hatırlıyorum. devam ediyor. Hatırlıyorum. Sürekli bunu, yani ben hiç duymadım yani bunu dile getireni. Ve bunları biz böyle rakamlarla açıklamıyoruz açıkçası. Yani bunu destekleyen makroekonomik verileri de konuşarak, gelişmeleri de destekleyerek bunu mantıklı bir izahat haline getiriyoruz. Çünkü rakamlara herkes inanmayabilir. Bu tarz Elliot sayı mıdır, teknik analizdir. Yani bunları birçok insan için biraz daha böyle anlaşılması zordur. Yani işin mantığını ortaya koymadığınız sürece biraz ezbere kaçmış oluyor. Yani karşı tarafı çok fazla tatmin etmiyor. Ben şurayı kırdım mı şuraya gider. Şurada paralel kanal var. Şu ortalamayı kırdığı zaman. Yani bunlar gerçekten tamamen böyle bakıldığında küçük yatırımcı açısından biraz daha heyecan yaratıyormuş gibi görünür. Ama içini doldurmadığınız sürece bu sefer şunu da yapabilirsiniz. Şununla da karşılaşabiliyorsunuz. Direnci kırarsa şu olur. Evet, heyecanlandı. Kırmadığı zaman işte o zaman pozisyonunuzu aldığınız zaman bakın pozisyon almadığınız zaman hiçbir sorun yok. Desteği çok rahat konuşabiliyorsunuz ama pozisyon aldıktan sonra işte o desteklere dirençler kırılmayıp destekler kırılırsa iş çok daha farklı boyuta geliyor ve maalesef biraz daha orta vadeli yatırımcı olmaya başlıyoruz. O yüzden bizim temelle mutlaka desteklememiz lazım.